Bu videoda anlamlılık testlerinde gücün ne anlama geldiğinden bahsedeceğiz. Güç, istatistik derslerinizin birinci senesinde karşınıza çıkacak kavramlardan biri. Hesaplaması biraz zor olsa da ne anlama geldiğini ve bir anlamlılık testinde gücün neye bağlı olarak artıp azaldığını bilmenin faydalı olduğunu düşünüyorum. Uzun hikayeyi kısa kesmek adına güç aslında bir olasılıktır sıfır hipotezi doğru olmadığında doğru şeyi yapıyor olmamızın yani sıfır hipotezini reddediyor olmamızın olasılığı olarak düşünebilirsiniz o halde bu sıfır hipotezi yanlış olduğunda onu reddetme olasılığıdır evet gücü bu şekilde koşullu bir olasılık olarak ifade edebiliriz farklı açılardan yaklaşmak da mümkün demek istediğim örneğin bunu tip 2 hatalarla ilişkilendirmek de mümkün Kısacası bunu 1 eksi 0 hipotezi yanlış olduğunda 0 hipotezini reddetmeme olasılığı olarak da ifade edebiliriz. Ve bu da yani 0 hipotezi yanlış olduğunda 0 hipotezini reddetmeme olasılığı tip 2 hatanın tanımıdır. O halde güç tip 2 hata yapmama olasılığına, yani 1 eksi tip 2 hata yapma olasılığına da eşittir. <laughs> Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Şunu hemen not edelim. Tip 2 hata yapmama olasılığı. Peki, gücü arttıran şeyler neler olabilirler? Bize yardımcı olması adına iki tane örnekleme dağılımı çizeceğim. Birinde sıfır hipotezinin doğru, diğerinde de yanlış olduğunu, yani popülasyon parametresinin sıfır hipotezinin iddia ettiğinden farklı bir şey olduğunu varsayacağız. Sıfır hipotezimiz, popülasyon parametresinin mesela mübire eşit olduğunu iddia ediyor olsun, karşıt hipotezi ise popülasyon ortalamasının mübire eşit olmadığını. Sıfır hipotezinin doğru olduğu bir senaryoda maviyle yazacağım. Evet örnekleme dağılımımız neye benzer? Anlamlılık testi yaparken bir popülasyonumuz olduğunu hemen çizeyim. Evet burada bir popülasyonumuz var ve hipotezlerimiz de bu popülasyona ait bir parametre için bazı iddialar ortaya atıyorlar. Test etmek için belirli boyutta bir örneklem alıyoruz. Bir istatistik hesaplıyoruz ki bu istatistik bu örnekte örneklem ortalamasından başka bir şey değil. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızda bu örneklem istatistiğini elde etmenin olasılığına bakıyoruz. Bu olasılık anlamlılık seviyesi olarak adlandırdığımız belirli bir değerin altındaysa sıfır hipotezini reddediyoruz. Şimdi sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımız senaryoda buna benzeyen bir örnekleme dağılımı elde edebiliriz sıfır hipotezi doğruysa örnekleme dağılımının merkezi mü 1'de olur. Ve örneklemimizin boyutuna göre de bu örneklem ortalaması için bir örnekleme dağılımı elde ederiz. Dağılım örneklem boyutu büyürse sivrileşir, küçülürse de genişler anlamlılık seviyesini de belirlediğimizde bu arada anlamlılık seviyesi sıfır hipotezi doğru olduğunda bile onu reddetme olasılığıdır daha önce gördüklerimize dayanarak anlamlılık seviyesi aslında tip 1 hata yapma olasılığı olarak da yorumlanabilir evet anlamlılık seviyesi burada bir alan olarak tanımlanacak turuncuyla boyadığım alanları ele alalım bunlar anlamlılık seviyeleri Buradan bir örneklem alıp ortalamasını hesapladığımızda bu ortalama eğer buradaki alanlardan birine düşerse sıfır hipotezini reddederiz. Bu durumda sıfır hipotezi eğer doğruysa da bilmeden tip 1 hata yapmış oluruz. Ama güç söz konusu olduğunda önemli olanın tip 2 hata olduğundan bahsetmiştik. Bir bakalım, güç, sıfır hipotezinin yanlış olmasına dair koşullu bir olasılıktı. Bunun için bir de sıfır hipotezinin yanlış olduğu bir dağılım kullanalım. Bu çizgiyi biraz uzatayım. Evet, burada da sıfır hipotezinin yanlış olduğu senaryoyu değerlendiriyoruz. Bu doğruysa ortalama da mü 2'ye eşit olacak μ2'de buralarda bir değer olsun ve bu durumda örnekleme dağılımı da buna benzeyen bir dağılım olabilir. Yine belirli bir örneklem boyutunu ele alacağız. Boyut büyürse daha sivri, küçülürse de daha geniş bir dağılım elde edeceğiz. Şimdilik buna benzeyen bir dağılım çiziyorum. Bu durumda ya da senaryoda diyelim, sıfır hipotezini reddetmemiz lazım öyle değil mi? Peki sıfır hipotezini reddetmemiz gerekmesine rağmen reddetmediğimiz örneklemler hangileridir? Sıfır hipotezini burada, burada ya da buradaki bir örneklem için reddetmeyiz. Sıfır hipotezinin doğru olduğunu varsaydığımızda olmadığını kanıtlayacak bir olasılık elde etmediğimiz durumlar sıfır hipotezini reddetmemiz gerekirken reddetmediğimizde yani tip 2 hata yaptığımızda da buradaki alana düşeriz. Ve güç yani sıfır hipotezi yanlış olduğunda onu reddetme olasılığı buradaki kırmızı dağılıma ya da alanın geriye kalan kısmına eşit olur. Bu durumda gücü arttırmak için ne yapabileceğimizi bana siz söyleyebilir misiniz? Mesela alfa'yı yani anlamlılık seviyesini arttırabiliriz. Anlamlılık seviyesini bundan buna arttırırsak bu bir alan olduğundan buna benzeyen bir görüntü elde ederiz ve kırmızı alanlar büyüdüğünde de sarı alan da büyüyeceğinden gücü arttırmış oluruz. Bu arada gücü arttırmak dediğimizde gücü arttırmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ve bu yüzden de aklınıza alfayı her zaman arttırmak gibi bir fikir gelmiş olabilir. Buradaki sorun hemen not edeyim. Alfayı yani anlamlılık seviyesini arttırdığımızda güç de artar. Evet bu gücü arttırır ama bunun yanında tip 1 hata olasılığı da artar. Neden diyecek olursanız, alfanın yani anlamlılık seviyesinin tip 1 hata olduğunu biliyoruz da ondan. Anlaştık mı? Peki, gücü arttırmanın başka yolları var mıdır? Ne dersiniz? Örneklem boyutu artarsa bu dağılımların ikisi de sivrileşir. Öyle değil mi? Bu örnekleme dağılımlarının ikisinin de sivrileştiği, başka bir deyişle daraldığı durumda da sıfır hipotezini reddetmemiz gerekmesine rağmen reddetmediğimiz alan küçülür. Bunu iki örnekleme dağılımının üst üste geldiği kısmın küçülmesi olarak da düşünebilirsiniz. Bunu da not edelim n artarsa güç de artar ve bu eğer yapabiliyorsanız genellikle iyi bir şeydir. Tamamen kontrolünüz altında olamayacak başka durumlar da olabilir. Örneğin veri kümesindeki değişkenlik azsa örnekleme dağılımları sivrileşir ve buna bağlı olarak güç de artar. Değişkenliğin az olmasını da not edelim. Bunu verinin varyans ya da standart sapmasını hesaplayarak ölçebilirsiniz. Evet, güç artar. Gücü arttıracak bir başka durum, gerçek parametrenin sıfır hipotezinin iddia ettiğinden çok daha uzakta olmasıdır. Gerçek parametre sıfır hipotezinin iddia ettiğinden çok daha uzaktaysa güç artar bu ikisini kontrol edemeyebilirsiniz ama örneklem boyutu ile anlamlılık seviyesi tamamen sizin kontrolünüz altındadır. anlamlılık seviyesi için bir karar vermeniz gerek çünkü bunu arttırdığınızda tip 1 hata olasılığını da arttırmış oluyorsunuz. birçok araştırmacı tip 2 hatanın daha kötü olduğu durumlarda bunu göze alır yani anlamlılık seviyesini arttırırlar. eğer tip 1 hatadan endişeleniyorlarsa da bunu yapmazlar örneklem boyutunu arttırmak ise eğer yapabiliyorsanız her zaman iyi bir şeydir.